Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili kova burçları için ve yükseleni kova olanlar için tarot açılımı yapacağız. Hemen ben destemi alıyorum ve karıştırarak başlamak istiyorum. Ee, bu videoyu beğenen kanalıma abone olan ve niyetlenen yükseleni ve burcu kova olanlar için niyetleniyorum arkadaşlar. Şöyle kartlarımızı karıştıralım. Siz de merak ettiğiniz konular üzerine niyetlenebilirsiniz. Hemen şöyle bir başlamak istiyorum. Kartlarımızı seçelim. Bakalım bize neler söyleyecek. Şimdi arkadaşlar öncelikle ee, bu zamana kadar ki yaşadığınız ee, ne denir ona yaşadığınız olgunluk edindiğiniz tecrübeler ya da aile çevrenizde ya da arkadaş çevrenizde olabilir edindiğiniz bir konum var. Bu öyle bir konum ki etrafınızdaki herkes sizi saygı gösteriyor. Gerçekten insanlar tarafından çok fazla dinlenilen bir yapınız var. Çünkü hani bu zamana kadar kimseye olsun kötü bir şey tavsiye etmemiş ya da bir insanı hani yolundan şaşırmamış ve o yolda en doğru şekilde ilerleyip ilerleyebilmesi için kendi tecrübelerinizle yardım etmişsiniz. Yani bu zamana kadar gerçekten hem siz kendiniz büyük tecrübeler elde etmişsiniz ve hayat anlamında bu hayat okulu denir ya onda yüksek bir noktaya ulaşmışsınız. Ve sizin bu özelliğinizden de yakında yine etrafınızdaki insanlar yararlanacak. Kötü anlamda değil asla Sadece ailede ya da arkadaş çevrenizde yani genelde bulunduğunuz bir çevre içerisinde bir anlaşmazlık çıkacak. Ee, bir taraf diyecek ki bu, bu böyle olacak ya da ben bunu seçiyorum öbürü diyecek ki hayır o öyle olmaz biz diğer yoldan devam etmek istiyoruz. Ya da şunu alalım diğeri de diyordur ki şunu alalım mesela öyle bir farklılık bir anlaşmazlık çıkacak. Bunun doğrultusunda da gelip size danışılacak. Yani doğru kararı alan ya da hani o insanların ortak noktayı bulmasını sağlayan kişi siz olacaksınız arkadaşlar. Kartlarımın verdiği enerjim bu şekilde. O yüzden Önümüzdeki günlerde ailenizde, arkadaş çevrenizde ya da bulunduğunuz toplum içerisinde iş çevrenizde, okul çevrenizde de olabilir. Yaşanacak olan bir anlaşmazlık var. Böyle gerçekten birkaç kişinin orta yolu bulamadığı bir anlaşmazlık. Bu e, anlaşmazlık doğrultusunda da gerçekten siz bir fikir atacaksınız ortaya ve sizin sayenizde bu anlaşmazlık son bulacak. Yani eğer böyle bir şey olursa kendinizi gergin hissetmenize ya da kötü hissetmenizi gerek yok. Bir şeylerin çözüleceği görünüyor. Hem de sizin yardımınızda gayet güzel. Özellikle etrafınızdaki insanlar size karşı büyük bir bir saygı duyuyorlar. Bunda yine çok güzel bir şekilde kartların ifade ettiğini söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar birazcık daha aşk ilişkileriyle alakalı bilgi veriyor bu kartların bana. İlişkisi olmayanlar için yakın zamanda gelen bir kısmet görünüyor. İlişkisi olanlar ve evli olanlar için de aslında yine aynı şekilde yani sevgilisi olanlar, nişanlısı olanlar, evli olanlar herhangi bir şekilde bir ilişkisi flörtü olanlar ya da ben sadece birini beğeniyorum ee, ama o kadar gibi düşünenler için de yine aynı şekilde karşı taraftan adıla, atılan bir adım var. Aşk hayatınızda renklenme olacağını gösteriyor. Ee, birazcık kendinize hani bu kişi benimle ne kadar idare eder, idare ederden ziyade benimle ne kadar acaba anlaşabilir, ne kadar süre ilişkimiz güzel noktalara doğru ilerleyebilir, acaba bir noktada tıkanmaz mıyız düşünceleri var e, birazcık kafanızda. Daha doğrusu önümüzdeki günlerde birazcık ortaya çıkacak. Bunun sonucunda da karşı tarafla gerçekten oturup konuştuğunuz ve bunun sonucunda da hani birbirinize olan o güveni sağlayabildiğinizi görüyorum. Şu an birazcık e, o güven konusunda tereddüt ediyorsunuz. Hani diyorsunuz ki... Yani tamam bu insan bana karşı şu an güzel davranıyor, güzel yaklaşıyor, gayet saygılı ama ben bu insanın değişmesinden korkuyorum ya da bir şekilde aramızda kötü bir şeylerin olmasından korkuyorum düşüncesi var. Bu birazcık geçmişteki yaşadığınız şeylerden kaynaklı da olabilir. Geçmişte yaşadığınız olayların travmasına baktığınızda hani bu zamana kadar hep böyle güzel başlamıştı sonra kötü bir şey oluyor yani bu sanki hayatın kuralı gibi diyorsunuz kendinize ama asla öyle bir şey yok. Önümüzdeki günlerde aranızdaki bağın kesinlikle güçleneceğini söyleyebilirim. Platonik olanlar, flörtleşiyor olanlar, tam sevgili olamayanlar için önümüzdeki günlerde artık bir ilişki olabileceğini gösteriyor. Hatta ilişki olma ihtimalinin hani %90 vesaire görüyorum yani gerçekten artık ciddi bir ilişkiye doğru evriliyorsunuz hiç ilişkisi olmayanlar, hayatımda hiç kimse yok, aşk hayatım nasıl olacak diyenler için de yakın zamanda hatta bu videoyu izlediğinizde o kişi hayatınıza girmiş bile olabilir birkaç gün içerisinde. O kişiyle birlikte artık önünüzde yeni bir dönem açılıyor. Yani genel anlamda baktığımızda aslında hepiniz için bir ciddi ilişki görünüyor. Kova burçları. burçları. Tabi arada e, ufak tefek bazı insanlarda farklılık olabilir. O noktada zaten eğer yeterince uyumlandığınızı hissediyorsanız kartlarda Kartlar bize bilgi verecektir. Yani yine aşka değineceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar diğer kartlarımıza baktığımızda Güneş kartımız, Kupa şövalyesi kartımız özellikle bu ikisinin ardarda gelmiş olması bizi çok güzel etkiledi. Neden? Çünkü gerçekten maddi hayatınıza baktığımızda özellikle ya da bu evdeki durumunuza, ekonomi durumunuz, evin yiyeceklerini alma, evin gideri geliri. İş hayatınız, iş hayatınızdan gelen para, önünüze gelen kısmetler gerçekten bolluk bereket içinde olacağınız bir dönem görünüyor. Ama bu dönem yeni başlamayacak. Sanki bu dönem başlamış belki birkaç hafta önce. Hani işinizde bir bereketin arttığını hissediyor olabilirsiniz ya da her zamankinden biraz daha evin geliri yüksek gibi geliyor olabilir. Örneğin ee, hani diyorsunuzdur ki bu zamana kadar aslında daha sıkı e, tutumluyduk. Yani daha az harcamaya çalışıyorduk. Mesela bu ay bayağı harcamamıza rağmen evimize de çok güzel miktarda bir para geldi gibi. Bu şekilde gerçekten evinizde bolluk bereket olduğunu gösteriyor bana kartım. Bu noktada yani bu şekilde bunu sürdürebilmek adına yine elinizden gelen her şeyi yapmalısınız bence. Çünkü güzel bir zenginlik, güzel bir refah, güzel bir Huzur bereket var çok güzel. Ee, onun haricinde iş arıyorsanız arkadaşlar, iş arıyorsanız net buluyorsunuz, kesinlikle buluyorsunuz. İstediğiniz iş ee, bir beklentiniz var, bir yerden haber bekliyorsunuz, bu haberi alacaksınız. Okul eğitim her ne neyle alakalı yani sizi böyle fayda sağlayacak size bereket katacak sizi mutlu edecek sizin hayatınızı düzene sokacak bir karar bekliyorsunuz bir haber bekliyorsunuz bu haberin çok yakında geleceğini görüyorum bununla birlikte artık yeni bir seçim daha yapmanız gerekecek yalnız Şöyle diyeceksiniz. Evet, elime bu kısmet geldi ama bu kısmet size geldikten sonra bir seçim daha yapmanız gerekiyor. Bu kısmeti kullanmak için olabilir ya da bu kısmeti daha verimli hale getirebilmek için olabilir ya da bu kısmete kavuşabilmek için bazı fedakarlıklar yapmanız gerekiyordur. Örneğin şehir değiştirmek gibi. Bu sadece bir örnek. Bu tarz bir durumla karşılaşabilirseniz önümüzdeki haftaları biraz daha düşünerek geçireceksiniz ve sonucunda arkadaşlar alacağınız karar doğrultusunda fedakarlıklarınızı yapacağınızı ve ne olursa olsun bu yolda ilerleyeceğinizi size söyleyebilirim. Birazcık sizi strese sokacak bir dönem olabilir. Ama şöyle ki siz kendi hayatınızda yeni bir yol belirliyorsunuz ve bu yol doğrultusunda artık yürümelisiniz. Bu sizin için güzel bir şans. O yüzden bir şeyleri feda etmek hani Hayatta hepimizin yapabileceği şeyler, yapmak zorunda olacağı şeyler açıkçası. Hemen şöyle geleceğe yönelik de bir kart daha bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten kısmetlerinizin gerçekten açık olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim ve kartların verdiği anlama da baktığımızda özellikle yani birazcık karar vermekte zorlanacaksınız. Size bir yerden bir onay ya da o beklediğiniz haber gelecek ama bunun doğrultusunda siz belki bu kadar emin değildiniz bu haberin geleceğinden. O yüzden bu kadar düşünmemiştiniz ama artık diyorsunuz ki yani bu haber size geldikten sonra hani acaba ne yapmam gerek? Yani fedakarlık yapmalı mıyım? Değer mi? Yoksa acaba bu kısmet olduğu gibi bırakmalı mıyım düşüncesi olacak. Sizin bu kısmet doğrultusunda yürüyeceğinizi, ilerleyeceğinizi gösteriyor bana kartlarım arkadaşlar. Şöyle diğer destemizi alalım. Gayet güzel çıktı. Gerçekten büyük bir kısmet var önünüzde. Hani tahmin ettiğinizden bile çok böyle keyifli, güzel bir dönüme doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. İlk başta biraz zorlayacak sizi yeni bir hayat başlangıcı olduğundan dolayı ama sizin bunun altından güzel bir şekilde kalkabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar son destemizin verdiği enerjiye baktığımızda hayatınıza alakalı birazcık kendinizi çıkmazda hissedebileceğinizi gösteriyor. Bu yine az önce söylediklerimizi doğruluyor aslında. Baktığımızda aslında size gelecek olan çok güzel bir haber, sizi mutlu edebilecek olan gerçekten istediğiniz bir durum var. Ama bu durum sizi bir çıkmaza sokuyor bu noktada. Hani şuraya baktığımızda, karar vermekte zorlanıyorsunuz hayatınızı yeniden başlatmaktan korkuyorsunuz. Hani sanki sıfırdan başlamak gibi bu fedakarlıkları yapınca belki evinizden, belki yaşadığınız şehirden, belki aile evinden vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Alışmadığınız bir ortama girmek zorunda kalacaksınız ama artık bu saatten sonra siz tek başınızsınız. Bu kötü anlamda değil, iyi anlamda. Artık sadece kendinizi yükselteceğiniz bir döneme doğru ilerliyorsunuz gayet güzel görünüyor. Bu sizin zaten hep amacınızda, hep aklınızda bulunan, hep sizi yani olursa çok güzel olur dediğiniz, belki küçükken hayallerini kurduğunuz ama bu kadar ayrıntılı düşünmediğiniz bir şeydi. Şimdi birazcık daha hani bu kısmet size geliyor ama her şeyin yani her hayrın eksisi artısı vardır ya da her kötü olayın eksisi artısı vardır bir noktada ve siz eksilerini çok fazla düşünmemiştiniz. Belki bu kadar gerçek olacağını bilmiyordunuz. Birazcık onlarla önümüzdeki haftalarda kafa yoracaksınız ama aldığınız karar doğrultusunda hani bu yaptığınız fedakarlık doğrultusunda belki bir ilk bir ay zorlanacaksınız bu alışmakta ya da sizin için belki ağır gelecek ilk başta ama sonrasında halledeceğinize inanıyorum çünkü gerçekten hayatınızda hani Belki de 2-3 kere gelecek bir kısmet. Belki bazılarımıza hiç gelemeyen bir kısmet. O yüzden değerlendirmenizi size tavsiye ediyorum. Genel anlamda kartların verdiği mesaj bu şekildeydi. Merak ettiğiniz bir soru olursa arkadaşlar yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.